Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Hem insanlığı hem ülkemizi üzen, başta İsrail'deki, Gazze'deki o çatışmalarda zulüm gören Müslümanlar, Türkistan'da zulüm gören hem soydaşlarımız hem Müslümanlar. Tabii bu bayramda da bu zulümden kurtulmuş değiller. İnşallah bayramın o güzellikleri, buralarda bu zulmün, dünyanın her yerindeki benzer çatışmaların durmasına vesile olur diye diliyoruz. Biz de heyet olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayramını kutluyoruz. Nice bayramlara diyoruz. Gazze'de gerçekten bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu drama dünya bile ne bileyim biraz sanki seyirci kalıyor. Birleşmiş Milletler'in bir yaptırımı uygulanamıyor. Bunun için biz de çok üzgünüz. Elimizden geldiği kadar onlara her türlü desteği vermeye çalışıyoruz ama bir türlü kıyımı önleyemedik bugüne kadar. Bu hususta bütün mazlum milletlerin de bayramını kutluyorum. İnşallah bu işlerde son bulur diyorum. Onun için ülkemiz güzel. Güzel günleri milletimize de yaşatmak için işbirliği içinde devam edeceğiz diye düşünüyorum. İzninizi rica edelim. Biz estağfurullah, şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah tekrarına erdirsin. Teşekkürler. Sağ olun. Cumhuriyet'ten hayırlı bayramlar diliyoruz arkadaşlar, sizlere de. Hoş geldiniz. Kıymetli Başkanım, bayramımızı tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Allah razı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi camiası adına Sayın Genel Başkanımız ve elinden Refah Partisi camiasını mübarek Ramazan bayramını kutluyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta Doğu Türkistan ve Gazze'de, Filistin'de yaşananlar olmak üzere dünyanın birçok yerinde dini, ırkı, inancı farklı da olabilir. İnsanlık gerçekten ciddi bir sınav veriyor. Ve mazlum milletler bir zulüm altında. Bu anlamda yine Türkiye bu konuda bir mukayeseli değerlendirme yapılacak olursa duruşu itibariyle bu alanlarda insanlığın özellikle genel olarak bir huzura kavuşması noktasında en ciddi, en önde gayret içerisinde olan bir ülke. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Artık seçimler geride kaldı. Bundan sonraki süreçte parlamentoda da o birlik, beraberlik sağlanarak bu ülkenin geleceğiyle ilgili güzel şeyler yapılacaktır diye umuyor ve bekliyoruz. Efendim, bayramlar tabii ki ülkemiz adına, milletimiz adına bizler de hep ayrı bir hava, kardeşlik ruhu, duygusu oluşturan güzel günlerimizdir. Rabbim bu bayramların yüzü hürmetine, başta ülkemiz olmak üzere bütün yeryüzündeki mazlumların, masum insanların kurtuluşuna, Doğu Türkistan'da, Filistin'de, efendime söyleyeyim, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında inleyen bütün kardeşlerimizin inşallah kurtuluşuna vesile olsun. Tekrarımla buluşmak üzere inşallah. Peki. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bayramınızı kutluyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hem partinizin hem de parti teşkilatınızın bayramını kutluyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Genel Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi camiası adına Sayın Genel Başkanımızın Cumhuriyet Halk Partisi camiasının Ramazan bayramını biz de kutluyoruz. Sağ olun hocam. Özellikle partiler arası bayramlaşmayı da 20 yıl aşkın süredir
siyasi partiler devam ettiriyor. 27 tam çok fazla oldu hatta. Bu gelenekleri de sürdürmeye çalışılması güzel diye düşünüyorum. Yani demokrasi, siyasetin dışında doğru. Biraz da diğer o değerlerin yaşatılması önemli diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Demokrasinin olmazsa olmaz kuralı biliyorsunuz siyasi iletişim araçlarının kanallarının açık olması. Biz de çok önemsiyoruz. Bayramlaşma vesilesiyle sohbet ediyoruz, hasbihal ediyoruz birbirimizle. Evet. Biz de onu çok önemsiyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın hocam. Sağlık. Küçük ortam alın. Bir fotoğraf tabii alalım. Buyurun. Başkanım. Sağ olun başkanım.